Merhaba arkadaşlar, ben Meri, kanalıma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi bugün pazarı çekeceğim. Pazarda arkadaşlarım sürekli soranlar Meri, merdivenli pazarı çek diyenler. Yalnız güneşte pek yok ama sabahın 9'u, daha hiç kimse pek yok, kalabalık değil. Ben de sizlerle beraber bugün pazarı çekmeye geldim. Uzun zamandır da gelmediğim için ben bile merak ediyorum. Neler var, hangi türler var? Gelin beraber bir gezelim. Neler varmış, neler yokmuş. Evet, gördüğünüz gibi pazar başladı. 3.50'ymiş 3 tanesi. Bunlara menotoy diyorlar ama Türkçesini bilmiyorum arkadaşlar. Evet, böyle ama çiçekleri de muhteşemmiş, minik minik, gördüğünüz gibi beyazı varmış orada, sarısı var ama harika da bir duruşu var. Şöyle baktığınız zaman ebruli gibi duruyor aynen. Bunlar 3 çeşit alırsanız 3.50 demişler ve kışa dayanıklı olan türler arkadaşlar. Şunun çiçeğine bakar mısınız, ne kadar güzel, harika bir çiçeği var, çok güzel. Şöyle gidelim bakalım ne var ne yok. Böyle geçelim. Şöyle. Evet. Güzel. Bunlar hepsi kış çiçekleri ve kışa dayanıklıymış. Şunun çiçeği de çok hoş duruyor. Değişik bir çiçeği var. Şöyle. Ve şöyle geçelim bakalım. Guten Morgen. Ja, genau. Evet, böyle sarı çiçekler. Böylesi. Şunun rengine bakın. Neyse adı, bunun adını bilmiyorum. Bunu görmedim. Şurada Atali, Açelyalar. İki tanesi 13 euroymuş ama şunu size şöyle alıp göstermek istiyorum. Bakar mısınız güzelliğe? Gerçekten muhteşem duruyor. Açelyalar harika, düşmesin. Evet, iki tanesi 13 euroymuş arkadaşlar. Evet, bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar, abone olarak izlerseniz sevinirim, aboneliklerimiz ücretsizdir. Böyle zaman zaman kanalımda pazar videoları, sera videolar, kendi balkonumdan, kendi çiçeklerimden haberdar olmuş olursunuz. Beyazın muhteşemliğine ne demezsiniz, asaletine ne demezsiniz, bakar mısınız şuna? Lea attraktive demiş. Zum verlieben verschenken genießen. Gerçekten zum verlieben yani. Evet, bu arada yarı Türkçe yarı Almanca da karışıyor. Ve gelelim katmerli, neydi bunların adı? Almancası primül, Türkçesi çuha, pardon, çuha çiçeğinin katmerlisi arkadaşlar. Harika. Ne kadar güzel bir renk. Kıpkırmızı. Şuna bakın. Bakar mısınız? Ay, şöyle uzaktan aldığım zaman şöyle duruyor. Ay. Ay. Gerçekten muhteşem ya. Çok güzel. Şunlara bakın arkadaşlar. Gerçekten harika. Geçen sene de bayılmıştık. Herkes bunları sormuşlardı. Bu sene de var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu da beyazı. Şöyle. Ama muhteşem. Gerçekten muhteşem yani. Çok güzel duruyor. Yakından çektiğim zaman şöyle bakar mısınız? Şunların güzelliğine bakın ya. Evet. Şahsen şöyle bir bahçeli evim olmuş olsaydı bunlardan kesinlikle alırdım. Çünkü bunlar her senede çıkıyor arkadaşlar. Yani kışa dayanıklı olan türler. Primo. Yol kenarında gelirkene birkaç çeşit gördüm ve size komple alanı çekecek olursam da şöyle bir alan ve buradan böyle tekrar devam gidiyor. Şu an çok sakin arkadaşlar. Şöyle pazarın komple alanı böyle bir yer. Yani şöyle, ama şunların muhteşemliğini de göstermek istiyorum sizlere. Sarısı bu, kırmızı, lila, mor, sarısı, beyazı, hepsi de harika duruyorlar. Evet, muhteşem. Şöyle baktığınız zaman, şöyle söyleyeyim. Oh, oh, ne?
Evet, şöyle baktığınız zaman. Was machen Sie mit den Fotos? Ich mache YouTube-Videos. Foto-Videos? Nee, Foto nicht, das sind Videos. Videos, genau. Was machen Sie mit denen? Ich mache die, setze die in YouTube ein. Genau. Ah ja. Evet, dediğim gibi burada bazı insanlar da tabii konuşuyor, benimle konuşuyorlar. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz falan fisman. Evet, harikalar. Şunlar, ay şuna bakar mısınız? Muhteşemler. Çok güzeller. Şöyle baktığınız zaman ve şuraya geçtiğiniz zaman buralar şeyler oluyor. Ne diyor, soğanlı mı diyorsunuz, patatesli çiçekler mi? Gördüğünüz gibi nergisler çıkmaya başladı, sümbüller. Bunlara şey deniyordu, Schneeglöckchen deniyordu sanırım, 2 euro. Ve şöyle de bütün soğanlı çiçekler de bu tarafta. Nergisler, kokulu nergisler oluyor zaman zaman burada. Gördüğünüz gibi hepsi de kışa dayanıklı ve 3.50, 2.50 fiyatları da böyle gidiyor. Laleler, sarı lale. Evet. Şöyle. Evet, böyle geçiyorsunuz. Ve şuradan size neyi gösteriyorum? Bakın. Menekşeler. Hercai menekşesi. Rengi muhteşemliği. Burayı böyle sanki kilim gibi yapmışlar arkadaşlar. Sanki böyle halı gibi olmuş. Ama gerçekten harikalar. Rüzgarda gelince ne kadar güzel duruyorlar. Yani şöyle, biraz sonra şu tarafa geçeceğiz. Orada insanlar olduğundan çekmedim. Şu tarafa doğru geçtim ben. Şuna bakın. Rengin muhteşemliğine ne demezsiniz. Bunları da ben çok seviyorum. Tanesi 70 centmiş arkadaşlar. 12 tane alırsanız diyor. Yani komple şöyle bir kasa alırsanız diyor. Bayağı bir büyük kasa. O da 8 euroya geliyormuş. Ama harikalar. Şöyle. Bakın şurada da büyükleri var. Gelin öyle geçelim. Çok güzeller. Bayıldım. Bayıldım. Gerçekten süperler. Sakin olduğu için de rahat rahat çekebiliyorum. Daha kimse pek yok pazarda. Sabahın 9'u. Evet, şimdi şöyle geçelim. Hızlı geçiyorum çünkü öbür merdiven bölümüne de geçeceğiz daha. Onun için merak ediyorum. Evet, çuhaların her rengi. Bunların fiyatları 1.50. Şöyle görebilirsiniz. Çok güzeller. Gerçekten muhteşemler yani. Evet. Burada da balon çiçekleri var. Bakar mısınız? Ve geçelim şu tarafa. Böyle burada neler var? Bunların çiçekleri de çok güzel oluyor. Bunları görmüştük. Böyle lale gibi açıyor arkadaşlar. 3.50'ymiş. Ve burada da böyle aranjmanlar yapmışlar. 11 euroymuş bu aranjman. Ama güzel bahar aranjmanı. Çuhalar, nergisler, menekşeler. Şöyle. Evet. Şu da 8.50'ymiş. Şurada da böyle bir hercai menekşe satısı. Gelin şöyle geçelim. Evet, burada yumurtacı var. Gelelim
bizim ünlü merdivenimiz arkadaşlar. Merdiveni çekin diyenler, buradan size selam olsun. Merdiveni geldim. 7.50'ymiş ama buradaki atölyeler biraz daha büyük sanırım. Merdiveni çekin diyenler. Evet. Bu merdivende zaman zaman arkadaşlar sardunya zamanı olunca bütün sardunyaların her rengini görebiliyorsunuz. Şu an çuhalar, menekşeler, balon çiçekleri bunlarla dolu. Laleler, işte soğan çiçekleri, nergizler. Ama merdiven böyle. Muhteşem. Keşke birazcık da güneş olmuş olsaydı muhteşem bir video olurdu. Ama olsun. Şurada da Buhuru Meryem çiçekleri. Adıyla Buhuru Meryem çiçekleri. Kendini herkese hayran eden Buhuru Meryem çiçekleri. Harikalar. Kocaman. Ve fiyatı 5 euroymuş. Muhteşem. Renkleri de çok güzel. Şöyle küçük. Küçükleri de var. Ama çok güzeller. Bakar mısınız? Şurada kalanşöyler var. Kalanşöyler 3 euroymuş. Şöyle yukarıya doğru çıkıyoruz. Ve burada da şey. Yılbaşı çiçeği. Paskalya değil arkadaşlar. Ama ben size tekrar şuradan aşağı inip öyle sırayla çıkalım diyorum. Gelin şuradan böyle gidelim. Fiyat böyle arkadaşlar. Şöyle çıkalım sırayla. Yani ne diyeyim? Gerçekten muhteşemler. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Burada da minik minik kalanşöyler var. Bunların fiyatları 1.50'ymiş. Ama şu güzelliğe bakın. Kamelya. Muhteşemliğe bakar mısınız? Harika. Çiçeği çok güzel. Şöyle 15 euro bu. Bunlara Christ Rose'un diyorlar. Şu Türkçesini bilmiyorum. Kışın böyle çiçek açıyor. Pembesi oluyor bunun. Beyazı oluyor. Böyle mor gibisi var. Christ Rose'un deniyor bunlara. Türkçesini bilmiyorum arkadaşlar. Fiyatları 15 euro. Ama şu güzelliğe bakın. Harika. Gerçekten harika. Ve döndüğüm zaman da çuhaların muhteşemliğiyle karşı karşıyayım. Şöyle çıkalım. Şöyle. Komple alanda böyle arkadaşlar. Bakın şöyle. Komple alanı sizlere çekeyim. Şimdi merdivenin sonundayım. Şuna bakın. Bakar mısınız? Çok güzeller ya. Gerçekten çok güzeller. Bayıldım. Şuna bakar mısınız? Burada da laleler açmaya başlamış. Şöyle gidelim. Şöyle. Komple. Bunlar büyük hercai menekşeleri. Tabii benim sesim yavaş yavaş. Bahar alerjim var. Ve o da belli ediyor arkadaşlar. Bayağı bir şekilde hapta kullansam maalesef. Maalesef tıkanmaya başlarım biraz sonra artık. Evet. Şunlara bakın. Çıtır çıtır. Sümbüllerin bir küçüğü arkadaşlar bunlar. Şöyle göstereyim. Alayım bir tanesini. 1.50'ymiş fiyatı. Böyle minik. Minik sümbüller. Evet. Şöyle. Baktığınız zaman da böyle. Ve burada sepetçimiz var. Sepetçi de bugün az açmış. Ama şuraya bakın. Muhteşemliğine bakın. Şöyle de pazar burası. Gelin bakalım. Bu saksılar 8.50. 8 euro 50 cent. Euro bazında. Hep unutuyorum. Yeni gelen arkadaşlar. Burası Almanya'da bir pazar. Fiyatlarımız da euro üzerinden.
Şuradaki Coop 15 euroymuş. Ama bahar. Bahar geldiği çok belli. Why the kids yan koymuşlar şunun arasına mesela. Bakar mısınız? Şurada bir tane anamoon diyorlar buna. Şaka yok mu? Ne Türkçesi herhalde onun. Burada da bu saksılar. Bunlar da 5 euroymuş. Birazcık küçük bunlar. Ve gelin şöyle gittiğimiz zaman da şuraya gittiğimiz zaman da burada da sepetçimiz var. Sepetçimizde de harika sepetler oluyor. Ama dediğim gibi daha havalar soğuk olduğu için daha yeni yeni pazar kurulmaya başladı. Sepetler de böyle arkadaşlar. Şöyle sizlerle biraz pazar içine girmeyi düşünüyorum. Girebilirsek tabii ki. Çünkü çok da kalabalık olmadan. İşte burası yani Almanya'nın pazarı nasıl olur derseniz böyle sakin geçer. Bağırma çağırma bulamazsınız. Bağırma çağırma derken yani ne bileyim elma var, armut var. Öyle şeyler yoktur arkadaşlar. Bağırma olmaz. Ama sebzeleri işte patatestir, lahanadır, brokoli. Bunlar şöyle komple alanı ben size göstermeye çalışayım. Değişik sebzeler. Bakın. Enginar varmış. Şöyle gösterdiğim zaman. Evet. Meyveler. Dediğim gibi daha pazar tam kurulmamış aslında. Ama güzel mi güzel. Seviyorum ben. 5.99 euroymuş kilosu mandalinin. 4.99'muş euro. Ve çilek 5.95'miş ama güzel duruyor. Evet. Şöyle baktığınız zaman ananaslar 4.95. Yani pazarımız böyle. Ve burada da bir çiçek bölümü varmış. Gelin bir de öyle gidelim. Şunlar. Bunları vazolara koyuyorsunuz. Şey zamanı geliyor artık arkadaşlar. Oğuz'dan yani Paskalya zamanı geliyor. Ve bunlara böyle yumurtalar falan asıyorlar. Dekor olarak. Why the cats yen? Almanya'daki arkadaşlarıma göstereyim. Fiyatlar böyle. Ve sabah okşun. Bakın. Bunlar da güzelmiş. Heidelbeerbund demişler. Şöyle. Bakın. Böyle. Çiçekçimiz de burada. Çok güzel. Şuraya da geçtiğimiz zaman orada da böyle. Genelde hep böyle çok şeyci görürsünüz arkadaşlar. Kesilmiş çiçekler. Önceki videolarımda da bahsetmiştim ama tekrar söyleyeyim çünkü çok yeni arkadaşlarımız var. Yani Almanya'nın kültüründe mesela bir hasta ziyaretine gidiyorsanız böyle çiçek alır gidersiniz. Buket olarak gidersiniz. Veyahut da ne bileyim işte bir pazar günü kahveye davetliyseniz kahve içmeye bir buket alıp böyle gidersiniz. Veyahut da evinizde böyle sık sık kullanılan masanızın üzerinde buket olur. Yani çoğunda olur diyeyim. Öyle söyleyeyim. Ama muhteşemler. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bazı arkadaşlarımız soruyor. Meri nerede kaldın? Meri neden video yok? Evet. Yoğunum diyorum. Ama sizleri unutmuyorum. Zaman zaman böyle gelin bu günlerin arasında bu videoyu da kapatalım. Zaman zaman yoğunluktan dolayı arkadaşlar videolar belki bir haftada bir olur. Belki iki haftada bir olur. Ama sizleri unutmuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Buradan Flower Frau'a, bütün arkadaşlarıma, bütün sevdiklerime herkese selam olsun diyorum. Bu güzel günlerle. Bugün ayın 2 Mart. Bahar geliyor. Baharın pazarda da zaten gördüğünüz geldiğini. Herkesin Rabbim gönlüne göre versin. Rabbim hastalarımıza şifa versin. Herkes kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Tschüss.